Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç yapmadığım bir şey yapıyorum ve ürün ilk defa sizle beraber deneyeceğim. İlk defa değil ama bir renk, birkaç rengi denedim. Celine Ultra Matte paleti var elinde, Eyedivine serisi. Şöyle renklerini göstereceğim size hemen. Şu şekilde. Of, içindeki saçma sapan aplikatör de düştü. Genelde kullandığım renkler değil. Haliyle yeşiller, maviler falan ama elimde hiç olmadığı için bu tarz renkler kullanmak istedim ya da almak istedim diyebilirim. Gratis'in indiriminde 28-29 liraya düşmüştü. Matte farları çok seviyorum. Hatta bundan sonra favoriler videosu çekeceğim. Eğer izlemek isterseniz onu da gidebilirsiniz. O yüzden böyle bir seriyi kesinlikle edinmek istedim. Bence yani şimdiden bile içinde böyle acaba farklı bir ton olsa mıydı diye düşünmeden edemiyorum. Ama pigmentasyonuna, karışmasına falan hep beraber bakacağız şimdi. Başlayalım isterseniz. Öncelikle tabii ki bir göz bazıyla başlıyorum. Ben MAC'in Paint Pot'larının Soft Ochre rengini kullanacağım. Parmaklarıma sürüyorum bu sıra bunu. Şöyle. Bu bazı özellikle renk görmek istediğiniz ürünlerin altına sürebilirsiniz. Çünkü ten renginizi tamamıyla eşitleyip bir tabaka gibi duruyor. Normalde tabaka gibi duran şeyleri sevmesek de göz bazı için bence isteneni veriyor. O yüzden böyle yoğun makyajlar yapacağım zaman bunu kullanıyorum. Şöyle pofidik bir fırça kullanacağım tüm göz kapağımı eşitlemek için. Şimdi size renklerini de söyleyeyim. Hangi renkleri kullanacağımı belki daha rahat bulabilirsiniz o şekilde. Dune ve Pillow Talk renklerini karıştıracağım. Şu iki renk. Biri sarımsı, biri beyaz. İkisi de göz kapağım için tam renkler değildir. O yüzden karıştırıyorum. Tüm göz kapağımı eşitleyeceğim için de büyük bir fırça kullanacağım. Mat tonlar oldukları için altına iyi bir zemin hazırlamanız lazım. Çok iyi karışmayacaklar. Biraz daha uğraştıracaklar. Zaten rengini görüyorsunuz. Özellikle tenimde bir şey kullanmadım ki acaba düşecek mi düşmeyecek mi emin değilim. Çok fazla dökülme yapmadı. Şurada görebiliyorsunuzdur belki. Çok üfleyince gidebilecek şekilde. Şimdi daha çok maviler, yeşiller kullanmaya çalışacağım. Çünkü mor tonları zaten kullanıyorum günlük hayatta. Benim amacım yeşilleri ve mavileri kullanarak farklı bir görünüm yaratmak. Öncelikle gölgede biraz gri kullanacağım. Bu da renk olarak Thunder rengine denk geliyor. Şöyle bir gri. Açık bir gri aslında. O yüzden çok yoğun olmayacağını tahmin ediyorum. Karıştırma fırçamı biraz aldım. Ve katlama bölgesini uyguluyorum. Silik farları bir paleti Also Special paleti vardı bende. Onu çok severek kullandım. Çünkü yapıları böyle yağ gibi. Çok ince ve çok toz tutmuyorlar. Pigmentleri de fena değil bence. O yüzden özellikle günlük kullanımda hemen yapmanız, hızlı yapmanız gereken makyajlarda Silik markasındaki farları kullanabilirsiniz. Gri de özellikle yeşil ve maviliye gittiği için katlama bölgesine uyguluyorum. Kombinasyon biraz zor. Çünkü şuradaki turkuaz rengini de kullanmak istiyorum. Buradaki yeşil rengini de kullanmak istiyorum. Acaba nasıl kombinleyebilirim onu düşündüm. Ama yeşilden başlayacağım. Çok hafif değdirdim fırçama. İç köşeye bastır çek yapıyorum. Ben kendi göz rengimde hafif yeşilimsi bal rengi olduğu için yeşil tonlarını genelde beğenmem. Çok kapatıyor, sarı renge dönüştürüyor diye. Ama pigmentasyon bayağı güzel gibi. Şimdi turkuaz rengine geçeceğim. Çünkü maviye geçişte bence ara renk olarak kullanılabilir. Evet, kötü olmadılar. Şu an için en azından bir karıştırma fırçası ihtiyaç duymuyorum çünkü buradaki keskinlik hoşuma gitti. Daha sonra belki biraz daha üç bölgelere geçebiliriz. Şu içteki yeşil rengini kaybetmemek için biraz daha alıp uyguluyorum. Şimdi asıl laciverte geçebiliriz. Fırçamı hemen değiştireceğim. Bunun rengi de
ink. Orbit'i kullandım biraz önce, turkuaz rengi. Şimdi de ink'e geçiyorum. Biraz bir ketay görünümü verelim. Burada kriz bölgesi çok geçmiyorum çünkü biraz sonra karıştıracağım renkleri. Daha önce griyi uyguladım, fırçamı aldım. Bunların katlanma bölgesinde karışması için kullanıyorum. Özellikle orbit ile inki karıştıracağım çünkü onlar daha uzak renkler birbirlerine. İnk çok koyu bir lacivert gibi gözüküyor ama onda biraz daha böyle morluk var gibi. Ya da ben maviyle beraber kullandığım için öyle geliyor bana şu an. Ama iç tonunda kesinlikle biraz daha morluk var. Bunun pigmentasyonu diğer ikisi gibi çok güçlü değil. Ben özellikle koyu lacivertleri, ten rengimize çok uyumlu olmayan tonları çok daha uzun süre karıştırmanız gerekiyor. Bu maviler, yeşiller de aslında bunlardan biri. Çünkü çoğu insanın kahverengi, işte bronz kullanmasının sebebi ten rengimize uyumlu olması. Karıştırdığınız zaman daha kolay karışıyor ama bu tarz tonlarla daha fazla uğraşmanız lazım, daha fazla emek gerekiyor. Şu an katlanma bölgesinde gri neden kullandığımı çok daha net görmüşsünüzdür. Çünkü hepsinin içerisinde karıştığı zaman bulunan bir ton. Orbit rengini, yani turkuaz rengini biraz daha uygulayacağım. Çünkü karıştırdıkça orta kısımda biraz açıldı. Renk geçişi için bence onun pigmentasyonu çok önemli. Çünkü sıcak bir yeşilden soğuk bir tona geçiyorsunuz. Renklerle aslında neredeyse üst kısımda bu kadar oynayacağım. Sadece dip kısımlara biraz siyah ekleyebiliriz. O da eyeliner ile beraber daha da yukarı çıksın diye. Şimdi göz pınarını biraz aydınlatacağım. Bunun için de MAC'in Nylon isimli farını kullanıyorum. Özellikle yeşil farın üstünden geçmeden, o matlılığı bozmadan yapmaya çalışacağım. Çünkü yeşille beraber büyük ihtimalle farklı bir ton olacaklar. Şimdi biraz tenimizi yapalım. Hemen geleyim. Şimdi temiz bir karıştırma fırçası alacağım. Çünkü üst taraf hala biraz yoğun gözüküyor. Yine hafifçe gri çok küçük bastırıyorum. Ve karıştırıyorum. Onun keskinliğini azaltmaya çalışıyorum. Şimdi çok hafif bir kızıl ekliyorum. Bu hangi ton? Maple tonu. Böyle kiremit rengi gibi. Onu da sadece göz altımda yeşil tonları hiç yakışmadığı için böyle bir şey yapıyorum. Eğer siz kendinize yakıştırıyorsanız yine göz altınızda yeşil tonlarını kullanabilirsiniz. Bir de kahverengi tonu geçtim. O da paperback tonu. Şunu kullandım önce. Daha sonra da buna geçiyorum. Onu da tam bitiş bölgesinde. Ekstra temiz bir fırça almadım. İki rengi karıştırabilirsiniz. Şimdi bağlantıyı kurmak için yine ink rengini alıyorum. Ve hafifçe geçiyorum. Burada çok tatlı bir mor oldu. O keter görünümü içinde rengi yine üst tarafla karıştıracağım. İnce uyguladım, fırçayı alıp şu kısmı biraz yoğunlaştırıyorum. Özellikle göz altında çok aşağı inmedim ki makyajı çok çok daha fazla yoğunlaştırıp koyu göstermeyelim. Çünkü yeteri kadar koyu şu an. En son kullandığım fırçayı alıyorum. Son bir kez emin olmak için karıştırıyorum. Şimdi çok incecik bir sıra eyeliner çekeceğim. Sonra makyajım neredeyse bitecek.
Bunun için de MAC'in jel eyelinerlerinden Black Track kullanıyorum ve bu da bir resim fırçası. Çok ince uygulamaya çalışacağım dediğim gibi. Sadece kirpiklerimi belli edecek şekilde. Ucuna doğru hafifçe bir wing yapıyorum, yani kuyruk yapıyorum ki sanki görünüm oraya doğru daha da derinleşiyormuş gibi dursun. Çünkü siyah ve koyu lacivert birbirine karışıyor. Çok karanlık olmaması için de göz içime Kiko'nun kajal linerlarının 115 numarasını kullanıyorum. Şimdi en güzel kısım kirpiklere geldik. Bu sıra takık olduğum ikiliyi kullanacağım. Biri ikisi demeyebilirim. Lash Sensational Waterproof olanı, çünkü daha kalıcı oluyor. Akma gibi bir problem olmuyor. Bir de Big Shot. Bu tek başına o kadar dolgunlaştırmam. Nasıl bu ikisi bayağı iyi dolgunlaştırıyor. Ruj olarak dün denediğim ve beğendiğim bir yöntemi kullanacağım. Maybelline'in bu ne serisi? Color Sensational serisinin 745 Wooden Brown'unu önce süreceğim. Üstüne de Goldenrose'un Long Stay lipstiklerinden, likitlerinden iyice sıyırıyorum üstündeki ruju. 16 numarası, çok tatlı bir şeftali. Ve hafifçe kenarlara geçiyorum. Dağıta dağıta. Peki bu makyajdan önemli olan şey ne? Kaş. Daha kaşı yapmadığımız için makyaj bitmiş sayılmıyoruz. Goldenrose'un 104 numara Long Stay kalemiyle hemen kaşlarımı doğal bir şekilde dolduruyorum. Essence'in kaş maskarasını sabitliyorum. Biraz yüzümü, yoğunluğunu almak için de MAC'in Prep & Prime Fix Plus'ını kullanıyorum. Sabitlemekten daha çok aslında cildimi rahatlatacak. Makyajımı ben bu şekilde bitirdim. Benim için fena bir palet değil. Her gün kullanır mıyım ondan çok emin değilim. Çünkü dediğim gibi mavi ve yeşil benim için aslında makyaj çantamda olması gereken bir ürün değil, ama çok ekstrem vakitlerde lazım olabiliyor. Bir make-up artist olunca başkalarına makyaj yapınca lazım olabiliyor gerçekten. Benim burada merak ettiğim, kullanmadığım birkaç renk kaldı. Siyahın pigmentasyonu genelde silik paletlerinde fena olmuyor. O yüzden siyahı kullanırım çoğunlukla diye düşünüyorum. Hatta ben onu zamanında eyeliner olarak kullanıyordum. Onu da hatırlıyorum. Mor rengini çok merak ediyorum. Mor rengiyle gene makyajlar yaparım ama çok fazla muadili olan ya da çok fazla yaptığım tür olduğu için şu an kullanmadım. Bir de diğer mor var. Bu da biraz daha koyu, bu biraz daha canlı ve soğuk, bu biraz daha sıcak bir ton. Onun dışında neredeyse her rengi kullandım. Bu da ten rengim biraz daha açıldığı zaman karıştırma rengi olarak kullanabileceğim ya da başkalarında kullanabileceğim ton. Şu üç renk büyük ihtimalle palette ilk biten renkler olacak. Genelde palette birkaç tonu bitirebiliyorum. O yüzden bitebilecek renkleri gördüm en azından. Lacivert'i de çok beğendim. Lacivert'in pigmentasyonu aralarında en zayıf olanı gibi ama birkaç kat geçince o da güzel oluyor. Sadece bu rengin adını hemen söyleyeyim size. Orbit rengi pigmentasyonu çok güzel ama biraz karıştırınca gidebiliyor. O yüzden üstüne bir kat daha geçebilirsiniz. Fern rengi ya da çok güzel bir yeşil. Onu tüm göz kapağınızda kullanın. Çok hafif böyle ışıltılarla şey yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ben genel olarak paletin renk skalasının doğallığını sevdim. Çünkü çok neonlar değil, daha çok özel günlerinizde kullanabileceğiniz tondalar, öyle söyleyebilirim. Çünkü özellikle yeşil ve mavi de tonları çok uç noktalara kaçtığı zaman böyle garip görünümler elde edebiliyorsunuz. Ve bence palet tek başına da yeterli gelebiliyor. Yani tüm paletteki gibi çok rengi kullanarak bu makyajı yapabiliyorum. Başka hiçbir renge ya da palete ihtiyaç duymadım. Işıltılı ton hariç. O da zaten opsiyonel. İsterseniz ışıltılı değil,
en baştaki beyaz rengiyle şöyle mat bir aydınlık sağlayabilirsiniz. Ben pigmentasyonun fiyat performansına bayıldım. Zaten fiyat performansı da bence gerçekten en başarılı paletlerden biri. Yani bir palette para verecekseniz biraz sonra bahsedeceğim. Ya Trimoni paleti edinebilirsiniz ya da bunun. Ki bunun da yapısı biraz daha kolay gibi. Çok daha az dökülüyor. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bu paleti çok sevdim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir video. Eğer merak ettiğim böyle incelememi özellikle istediğiniz bir ürün varsa aşağıya yorum olarak bırakın isterseniz. Eğer elimde varsa ya da edinebilirsem seve seve ilk izlerim ya da bu şekilde videosunu çekerim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yay!